İnce bağırsaktaki bezler tarafından salgılanan sindirim enzimleri moleküllerinden hangilerine etki edebilir? E, Disakkarit ve dipeptitleri sindiren enzimler ince bağırsak bezleri tarafından salgılanmaktadır. E, ince bağırsakta nişasta sindirim olmaktadır ancak nişastayı sindiren enzim ince bağırsak bezleri tarafından değil, e, pankreas tarafından üretilmektedir. A, D, E ve K vitaminleri ise sindirilmeden kana geçmektedirler. E, bu durumda 1 ve 2 B seçeneğini işaretliyorum. Pankreas öz suyunda bulunan enzimlerinden hangileri doğrudan ya da aktifleştirildikten sonra peptit bağlarına etki ederler? Tripsinojen ve kimotripsinojen bu enzimlerdir. lipaz yağlara, amilaz, nişastaya etki etmektedir. 1 ve 2 B seçeneğini işaretliyorum. Yağların yapı birimleri olan yağ asidi ve gliserole kadar sindirimi sürecinde organlarından hangilerinden salgılanan enzimler görev yapar? Yağların sindirilmesinde Sadece pankreastan salgılanan lipaz enzimi görev yapmaktadır. Bu nedenle yalnız bir A seçeneğini işaretliyorum. Sindirim sisteminde gözlenen peristaltik hareketlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Peristaltik hareketlerde düz kaslar işlev göstermektedir. Doğrudur. Besinlerin mekanik sindirimine katkı sağlamaktadır. Evet. Besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini sağlamaktadır. Evet sindirim ürünlerinin emilimini kolaylaştırma gibi bir durumu söz konusu değildir. 1, 2 ve 3 D seçeneğini işaretliyorum. İnsanın sindirim sisteminde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için kesinlikle ATP tüketimine gereksinim duyulmaz. Organik moleküllerin su ile reaksiyona sokulup birim moleküllerine kadar parçalanması yani hidroliz tepkimesi için ATP tüketimine gereksinim duyulmamaktadır. B seçeneğini işaretliyorum. Sindirim sisteminde etkinlik gösteren hormonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mideden salgılanan gastrin hormonu midenin tripsinojen ve mide asidi salgılamasını uyarır. Gastrin hormonu midenin mukus, pepsinojen ve hidroklorik asit üretimini uyarmaktadır. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. B seçeneği ince bağırsaktan salgılanan Kolesistokinin hormonu pankreasın bikarbonat salgılamasını uyarır. Kolesistokinin pankreasın e, sindirim enzimleri e, salgılamasını uyarmaktadır. Bu nedenle B seçeneği de yanlıştır. İnce bağırsaktan salgılanan sekretin hormonu safra kesesini salgı yapması için uyarır. Sekretin hormonunun görevi e, pankreasın bikarbonat e, salgılamasıdır. Salgılamasını uyarmaktır. Bu nedenle C seçeneği de yanlıştır. D seçeneği kimusun etkisiyle 12 parmak bağırsağından Enterogastrin hormonu salgılanır bilgisi doğrudur. Mide faaliyetinin düzenlenmesi sadece hormon olarak gerçekleştirilir bilgisi yanlıştır. Enzimatik olarak da mide faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu nedenle E seçeneği de yanlıştır. D seçeneğini işaretliyorum. Aşağıda insanın sindirim kanalında gerçekleştiren bazı tepkimeler verilmiştir. Numaralandırılmış tepkimelerde görev alan enzimlerin sentezlendiği organlar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? Nişastanın maltoza kadar parçalanmasını sağlayan amilaz, hem pankreasta hem de ağızda tükürük bezleri tarafından üretilmektedir bu nedenle sadece pankreasın salgısı sonucu meydana geldiği bilgisi kesin değildir. Bu nedenle A seçeneğini işaretliyorum diğer seçeneklere bakacak olursak proteinlerin polipeptitlere ayrılması midede meydana gelmektedir. E, nötr yağların yağ asidi ve gliserole parçalanması e, pankreasın salgısı olan e, lipaz enzimi sayesinde gerçekleşmektedir. Maltozun glikoza kadar parçalanması yani disakkaritlerin sindirimi ince bağırsakta e, maltaz enzimi ile gerçekleşmektedir. E, polipeptit, dipeptit e, meydana gelmesi ise polipeptitlerden dipeptitlerin oluşması ise yine ince bağırsaktan e, salgılanan enzimlerle e, meydana gelmektedir. Bu durumda A seçeneğini işaretliyorum. Aşağıda insanda sindirim sisteminin bir bölümü şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A seçeneği KVL organları kolesistokin hormonundan etkilenir. Evet. KVL organları 12 parmak bağırsağına salgılarını boşaltan pankreas ve safra kesesidir ve kolesistokin hormonundan etkilenirler. 3'teki pH 4'tekinden düşüktür. Evet. Mide daha asitli bir ortam olduğu için ince bağırsağa göre pH daha düşük olacaktır. K ve L organları 1 ve 2 yolu ile 12 parmak bağırsağının water kabarcığına salgı boşaltır. Evet. Biraz önce de bunu söylemiştik. 1 ve 2 yolu ile 12 parmak bağırsağına bazik özellikle sıvı iletilir. Evet. Bikarbonat iyonları 12 parmak bağırsağına iletilmektedir. 3 ve 4'te görev alan ortak enzimler ortak substratları etki edebilir. 3 ve 4'te yani midede ve ince bağırsakta görev alan ortak enzimler yoktur. Midede ee, sadece proteinleri sindirebilen, e, proteinlerin sindirimini başlatan enzim vardır. Bu da e, proteinleri polipeptitlere parçalamaktadır. İnce bağırsaktaki enzimler ise e, mideden gelen polipeptitlere etki etmektedir. Dolayısıyla e, enzimler ortak değildir ve substratları da ortak değildir. E seçeneğini işaretliyorum. İnsana ait E1, E2 ve E3 sindirim enzimlerinin bazı özellikleri tabloda gösterilmiştir. Buna göre E1, E2 ve E3 ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesindir. E1 enzimi tükürük bezlerinde sentezlenir. Glikozit bağlarını koparan yani karbonhidratları etki eden enzimler sadece tükürük bezlerinde sentezlenmez aynı zamanda pankreas'ta ve ince bağırsak bezleri tarafından da sentezlenebilir. Onun için has seçeneği kesin değildir. E2 enziminin ürünü polipeptit ve amino asitlerdir. Peptit bağlarını kopardığına göre bazı enzimler neticesinde ürün polipeptitlerdir. Bazılarında ise eee dipeptitleri sindiren enzimlerde ise aminasit meydana gelmektedir. Dolayısıyla E2 enziminin ürünü polipeptit veya aminoasit olabilir. Her ikisi birlikte olamaz. Bu nedenle B seçeneği de yanlıştır. C seçeneği E3 enzimi bazik ortamda etkinlik gösterir. E3 enzimi ester bağlarını kopardığına göre yağları sindiren bir enzimdir. Yağların sindirimi ince bağırsakta gerçekleştiğinden dolayı ince bağırsaklar bazik bir ortama sahiptir. C seçeneğindeki bilgi bu nedenle kesin olarak söylenebilir. D seçeneği E1 enzimi polisakkaritleri hidrolize eder. E1 enzimi sadece polisakkaritleri değil, disakkaritleri de hidrolize edebilir. Bu nedenle bu da kesin değildir. E2 enzimi de hücreleri tarafından sentezlenir. E2 enzimi peptit bağlarına etki ettiğinden dolayı e, mideden e, salgılanmış olabilir, pankreastan salgılanmış olabilir veya ince bağırsaktan da yine salgılanmış olabilir. E, mideden salgılandığı kesin değildir. Bu durumda C seçeneğini işaretliyorum. İnsanda sindirim kanalının iç yüzeyi mukus ile kaplıdır. Mukus tabakası sindirim kanalından aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmez? Mukus besinlerin sindirim kanalında hareketini kolaylaştırır. Virüs ve bakterilerin sindirim kanalındaki hücrelere girmesini engeller. Sindirim kanalındaki hücreleri kuvvetli asidik ve bazik etkilerden korumaktadır. Sindirim kanalındaki epitel hücrelerini enzimlerin sindiriminden korur. Ancak midedeki pepsinojen enzimin aktif pepsine dönüşümünü hidroklorik asit sağlamaktadır. C seçeneğini işaretliyorum. Bir besin çeşidinin kimyasal sindirime bağlı olarak bazı sindirim organlarındaki miktar değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu besinin sindirimi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine ihtiyaç yoktur? Bu besinin sindirimi mide de başlayıp ince bağırsakta son ermiştir. Yani bu besin için proteindir diyebiliriz. Proteinlerin sindiriminde inaktif formdaki pepsinojen enziminin hidroklorik asit ile birleşerek aktif pepsin'e dönüşmesi gereklidir. Pankreas öz suyunun virsin kanalı aracılığıyla water kabarcığı üzerinden ince bağırsağa boşaltılması da yine proteinlerin sindirilmesi için gereklidir. Çünkü pankreas öz suyunda e, proteinlerin sindirilmesini sağlayan kimo e, kimotripsinojen, karboksipeptidaz, e, tripsinojen gibi e, enzimler bulunmaktadır. C seçeneği inaktif formdaki tripsinojen ve kimo tripsinojen enzimlerinin aktifleştirilmesi de yine proteinlerin sindirimi için gereklidir. Safra üssü ile besinin yüzeyinin genişletilerek kimyasal sindirim hazırlanması proteinlerin sindirimi için gerekli değildir. Ancak yağların sindirimi için gereklidir. Vakus sinir aracı ile mide bezlerinin uyarılması sayesinde pepsinojen ve hidroklorik asit salgılanarak proteinlerin sindirimi başlatılmış olur. Bu nedenle D seçeneğini işaretliyorum. Yukarıdaki şemada ince bağırsak öz suyunda bulunan B1, B2 monomer besinlerinin kalbe ulaşıncaya kadar izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X ve Y kalbin sağ kulakçı ile bağlantılı damarlardır. X alt ana toplar damar, Y ise üst ana toplar damardır ve her ikisi de kalbin sağ kulakçığına Açılırlar. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. B seçeneği B1 ve B2 monomer besinler ilk olarak üst ana toplar karşılaşır. B1 ve B2 monomer besinleri yani lenf kılcallarıyla ve kan kılcallarıyla e, kan dolaşımına ve lenf dolaşımına katılan e, bu monomerler e, kalbin sağ kulakçığında ilk olarak karşılaşmaktadırlar. Yani B seçeneğindeki bilgi yanlıştır. B2 monomer besini bağırsak epitel hücrelerinde şilomikron adı verilen yapıya dönüştürüldükten sonra lenf kılcallarına geçer. Evet B2 monomer besini yağ asidi ve gliseroldür. Bunlar bağırsak epitel hücrelerinde şilomikron adı verilen yapıya dönüştürüldükten sonra lenf kılcallarına geçmektedirler. D seçeneğinde verilen B1 monomer besini kan dolaşımı ile B2 besini lenf dolaşımı ile kalbe taşınır bilgisi doğrudur. B1 ve B2 monomer besinlerin emilimi bağırsak virüslerinde gerçekleştirilir. Bu da doğrudur. Hangisi yanlıştır dediğine göre B seçeneğini işaretliyorum.